Kızartmış gelmiş. İnşallah. İsmim Hüsna Tekman. 8 tane çocuğum vardı. 31 evet. Gündür Zafer'de haber alamıyoruz. Evet, kaçırmışlar. Yani çocuğumu bıraksınlar. Zafer'in hiçbir suçu yoktu. Suçu namazında niyazlıydı. Kur'an'ı okuyordu. Onun hiçbir suçu yoktur. Onun suçu Müslümanlıktır. Başka bir şey yoktur. Zafer'i bıraksınlar, oğlumu bıraksınlar. 31 gündür oğlumu götürmüşler. En son 15 tatilde geldi. En son. Yarı yıl tatilinde geldi. Zafer eve gelince elimizi öperdi, sarılırdı. Birlikte otururduk, konuşurduk. Bize yardım ederdi, koyunlara bakardı. Zafer çok iyi çocuktu, çok meleğin çocuktu. Saygılı çocuktu. Bizleri çok severdi. Neler yaptık? Hep ağladık, hep merak ettik, hep... Ben zaten anne olarak akşama da ağlıyorum. Babası gitti Hakkari'ye, babasıyla amcası, birkaç kişi daha gittiler. Polislere başvurdular, işte o şeylere başvurdular, hiçbir şey çıkmadı. Başbakanlar hepsi de artık anneleri ağlatmayacağız. Ama sürekli anneleri ağlatıyorlar. Artık yeter anneleri ağlatmasınlar. Anneleri hep ağlatıyorlar. Hala da devam ediyor. Evlatlarımızı bıraksınlar. Evlatlarımız suçu nedir? Evlatlarımız suçu hep yani Müslümanlıktır. Namazlı, niyazlı, Kur'an okumak suçtur. Yok. Yavrularımızı bıraksınlar, evlatlarımızı bıraksınlar. Zafer Zavzarki baş bu, Mülayim bu. Neji khat ger, Ruji khat ger, Kur'an khat khand. Zarki Mülayim bu, gel işte Zarki saygılı bu. PKK tarafında hatta ravandı ne? Bila berdin zaramen, zaram bir suçe. Cumhurbaşkanı da, HDP'de hepsine sesleniyorum. Bila zarama berdin, da hazıyama eve, bila barış be, bila... Barış şey be, bila zarime cekedi ne ravinin, bila dayıka neden girini, dejinem dayıka neden girini ama sürekli dayıka ne girini, dayık şiko nehen. Dayık jari belengazi mazın kim buna ravana ne, buna çoleni ne, buna gazi başbakanı hammuş kat kim, bila zarime rica et kim, bila zarime berdin. Bila cekedi dayıka neden girini, dayık şiko nehen. Sivyek roja sürekli edigiri meci gönü, meci dayıkim. Roji Ramazan, takatim tanaydı yarrıya herim haka digiriyim. Böyle cekadın dayıka nedine girini, dicinem idine adına girini ama dine girini, sürekli halde devam dikinci. Çok şükür elhamdülillah zarama Müslümane, namazlı, niyazlı, mülayin, saygılı çocuk, hani çi suç hatayı tene. Cumhurbaşkanı seslenmişti ben Cumhurbaşkanı. Hem bakan hamu, başbakan hamu hem seslenmişti ben. Bile zarıma berdin. İdi bese bile dayıka nedine girdi, dayıka nehen. Zarıma hem de zan PKK girdi ya, zori birine. Çiçişti birine hem de zan hem de zori birine bile zarıma berdin. Zafer'i hani 31 günü onlar elindedir. Artık yeter diyoruz. Bir anca bıraksınlar. Kaç senedir barış süreci var. Kaç senedir var maalesef. O şeyden sonra gene çocuk kardeşlerimizi ya da 15 yaşındaki çocuk yaş altı çocukları kaçırıyorlar. Nerede baksa 2 sene içinde 6000 tane çocuk kaçırılmış ve buna kalkıp barış süreci diyorlar. Yani o kadar anaları, kardeşleri ya da babaları ağlatmasın. Yeter artık. Eğer buna süreç diyorlarsa nalat yatın bu sürece. Öyle bir süreç olmaz olsun. Yani hem süreç diyorsunuz hem çocukları kaçırıyorsunuz.
hem süreç diyorsunuz, hem insanlar ha şu şekil diyorlar. Asker ölmesin, dalakçı ölmesin, halkın canı cehenneme o şeye o seviyeye getirmişler. Yeter artık diyoruz. Hakkari olsun, Van olsun zaten gitmiştik oralara. Yurt olsun, okul olsun, emniyet olsun, savcılık olsun. Hepsine tek tek gitmişiz. Ona rağmen yani o zaman ve şimdiye kadar herhangi bir şey almadık. Bir haber alamadık, bir haber vermediler. Hakkari'ye gittiğimizde ve onun arkadaşının ailesiyle gelmişti. Onlar elleri biraz daha uzun oldukları için bazı bilgilere ulaşmışlardı. PKK'nın elde olduğunu, bizim elimizdedir çocuklarınız. Siz gidin, biz ona bir sorgulayıp sonra sorgulayacağız. Ondan sonra bırakacağız. Maalesef yani 30 gün oldu, 31 gün oldu. Hala o sorgu, 31 gün sorgu mu olur, yani o kadar şey mi olur? 31 güne rağmen daha bırakmamışlar. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı olsun, emniyetteki şey olsun, askeriye olsun. Yani bir an önce kardeşimizi istiyoruz, bir an önce görevlerini yapsınlar. 30 gündür biz başvuru yapmış, şimdiye kadar herhangi bir bilgi vermemişler. Bu neyi gösteriyor ki? Görevlerini yapmıyorlar. Bir anca görevlerini yapsınlar. Yani bir anca göndersinler kardeşimizi. HDP, PKK'ya da şunu diyorum, yeter artık. Batıya getirdiklerine demokrasiydiler. Ama doğuya geldiklerinde, Van'da, Hakkari gibi yerde, Diyarbakır gibi yerlerde maalesef despottular, zalimdiler. Ben kendi şahsım olarak yani ne yönetimin, ne jandarmanın, başkanın, cumhurbaşkanın ne de diğer yetkilerinin görevini yaptıklarını düşünmüyorum. Bu barış sürecinde de hani insanlarla da artık dalga geçildiğini düşünüyorum. Yani bir yanda kan dökeceksiniz, bir yanda insanları tutuklayacaksınız, diğer yanda da barış süreci diyeceksiniz. Yani biz artık yeter diyoruz, sabrımızı zorlamasınlar. Özellikle HDP, PKK'ya buradan seslenmek istiyorum. Gerçekten de sabrımızı zorlamasınlar, artık ciğerimizi yakmasınlar. Hani ben burada onların üst düzey yetkililerine sesleniyorum. Onların çocukları yurt dışlarında okuyor, en güzel olanaklarla okuyor. Bizim ise Hakkari gibi yerde okumak zorunda kalıyor. Çünkü en ucuz yurt orası, en ucuz okul orası. Kendi çocukları acaba kaçırılsa onlar ne yapar? Ben buradan özellikle başbakana seslenmek istiyorum. Acaba sayın başkanın oğlu kaçırılsa, başbakanın oğlu kaçırılsa ne yapar? Evet, sağ ol. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Herkese.